Eşlenikle ne yapıyoruz? a kare artı b kare diyoruz değil mi? a eksi b ile a artı b i'nin çarpımında. Haliyle burada da 1 eksi 3 ile 1 artı 3 i'yi çarparsak 1 artı 9 deriz. Hemen onun sebebini de kenarda göstereyim. Ee, bilmeyen arkadaşlar için. a eksi b ile a artı b çarptığınızda normalde a kare eksi b i'nin parantez karesi olacak değil mi? 2 kare farkı normal bildiğimiz bir şey. Burada i kare eksi 1 olduğundan Eksi b yapıyor. Bundan dolayı böyle a kare artı b kare geliyor. Özel bir durum değil. 1 artı 9 10. Ee, arada bir de artı var. 1 artı 2 i'nin karesi. Alalım. Birincinin karesi 1. E, ee, i̇kincinin karesi eksi 4 arkadaşlar. Çünkü i karenin eksi 1 olduğunu unutmuyoruz. Artı 4 i. Bundan dolayı 11 daha. Burada 11 olacak. 4 çıkarırsak 7 geldi. 7 artı 4 iymiş. İlk sorunun cevabı E oldu. Kök içinde eksi 16. Bu tabii karmaşık sayı değil mi? Kök eksi 16 nasıl çıkacak? Kök eksi 1 i demektir. Unutmamak lazım. Kök 16 zaten 4. Böylece 4 i bir de önünde eksi var arkadaşlar. Küp kök eksi 8. Şimdi burada özel bir durum yok. Aman burada sakın i demeyin. Çünkü e, tek dereceli köklerde arkadaşlar olduğu gibi normal çıkar. Eksi 2'dir. A şu artıyı çok yakın çizdik. Ee, burası eksi 2 dedik. 3 i'nin 17. kuvvetinde de arkadaşlar 17'nin 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Aslında bu i üzeri 1'e eşit olmuş olacak. 4 ile bölmeniz yeterli çünkü her 4'te bir başa dönüyor. Bundan dolayı 3 i 4 i eksi i bir de yanında eksi 2 var. Cevabımız C şıkkı. 4x kare eksi 12x artı 25 ikinci dereceden denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım bir bu çarpanlarına ayrılsaydı zaten bir kere 2, 3 falan filan olmazdı. O zaman yapıyorum 144 b kare eksi 4 çarpı 4 çarpı 25 yani b kare eksi 4 ac. Buradan 144 4 çarpı 25 100, 100 ile 4'ü çarparsak 400, 144'ten çıkarırsak eksi 256. Şimdi o zaman arkadaşlar eksi b artı kök delta bölü 2a diğeri de eksi b eksi kök delta bölü 2 aya eksi b 12. E, kök delta şurada hemen kenarda göstereyim kök eksi 256 kök eksi 1 i'dir i çarpı 16 olacak. Bundan dolayı 16 i bölü a'yı 2 ile çarparsak 8 oldu. Diğerine bakalım 12 eksi 16 i bölü 8. Aradaki işareti daha doğrusu aradaki işaret demeyelim. i'nin önündekini değiştirmemiz yeterli. Bundan dolayı artık 3 bölü 2 artı 2 i deriz. Buraya da yine 3 bölü 2 eksi 2 i deriz. Şıklarda hangisi var? Bakalım köklerinden biri. 3 bölü 2 eksi 2 i. A şıkkı. 1 i, i kare, i küp diye gitmiş. Şimdi arkadaşlar burada şeyi görmek lazım. 1, i, i kare, eksi 1, i üzeri 3, eksi i, i üzeri 4 de yine 1 değil mi? Haliyle ne olacak o zaman arkadaşlar? Şurada i'nin kuvvetlerinde 1, 2, 3, 4 giderken sonra yine bakın başa döneceğiz. i üzeri 5 yine i olacak. i üzeri 6 demek i kare olacak, eksi 1. Böyle böyle gidiyor işte arkadaşlar. Eksi i artı 1 diye. Bundan dolayı ilkine devre dışı bırakırsak zaten o i üzeri 0. 29 kaça bölünüyor? 4'e bölünüyor. 29 kaça bölünüyor demeyin pardon. 29'un 4'le bölümünden kalan 1. Demek ki dörtlü gruplar halinde bölüm 7 olduğu için 7 tane arkadaşlar bu dörtlü paketlerden var. Tamam mı? Ancak. En son bir de ne kalacak? i üzeri 29, i üzeri 1'e eşittir. Bir tane i kaldı. Şimdi bu paketlerde eksi 1 artı 1, i eksi i birbirini götürüyor. Bu 7 tane paketten sadece 0 geliyor. Şimdi bir de 1 en başta var. En sonda da, da i var. Cevabımız 1 artı i a şıkkı oldu. Periyodik problem sorusu gibi. Bir polinom verilmiş. x kare artı 1 artı i x artı 4 p 1 eksi i. Hani polinom bilmiyoruz falan filan demeyin. Normal fonksiyon aslında burada ekstra bir şey yapmayacağız. Şimdi p1 eksi i yerine yazarsak 1 eksi i'nin parantez karesi artı 1 artı i çarpı 1 eksi i artı 4. Hemen hatırlatalım. 1 artı i'nin arkadaşlar parantez karesi 2 i'dir. 1 eksi i'nin parantez karesi de eksi 2'dir. Müthiş bilgiler değil ama bunlar işe yarıyor kullanıyoruz. 1 eksi i'nin karesi eksi 2'yi neden olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Zaten konu altında hep bahsediyoruz. 1 artı i ile 1 eksi i'nin çarpımı birbirinin eşleniği olduğu için bakın artı i eksi i. Karelerini topla 1 artı 1 artı 4. Buradan da 6 eksi 2 i oldu. A artı b i. A 6 b eksi 2. Oranlar sorulmuş. Eksi 3 b şıkkı. Gerçek katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemin köklerinden biri 2 eksi 4 i'dir. Reel katsayılı dediğine göre o zaman bunda i yok. i olmaması için i'den kurtulmamız lazım. Ondan da nasıl kurtuluruz? Eşlenikle. Demek ki bunlar da şunu yorumu yapıyorduk arkadaşlar hatırlayın. Bir kök 2 eksi 4 ise eğer katsayılar reelse diğer kök de arkadaşlar 2 artı 4 i'dir. Bu kurala dikkat edelim. Çünkü hakikaten çarpınca 4 artı 16'dan kökler çarpımı 20 geliyor. Katsayı böylece reel sayı. Yine kökler toplamı da i'ler birbirini götürdüğü için gidiyor 4 oluyor. Şimdi denklemimiz x kare eksi tx artı ç eşittir 0 şeklindedir. x kare eksi kökler toplamı buradan artık t olduğu için eksi 4 yazacağız buraya. Ve kökler da 20 olduğu için buraya da 20 yazacağım. Hangi cevap oluyor? C şıkkı. W bir karmaşık sayı olmak üzere W artı W'nin eşleniği 2. Şimdi hemen burada şeyi de görelim bence. W dediğimiz şey A artı BI olsun. Bunları yapmak lazım çünkü eşlenikte ne yapıyoruz? A eksi BI diyoruz. Bunları topladığımız zaman geriye sadece 2A kalır. Sonra W ile W'nin eşleniğini çarpmak ne demekti? Kat sayıların karelerini topla demekti. Çünkü A kare eksi B kare normalde 2 kare farkı ama burada 2 kare eksi 1 olduğu için eksi eksiden artı oluyordu. Böylece artık ezber ediyorduk ki bunları gördüğünüz an e, mevzumuz nedir? Karelerini topla kat sayıların. Haliyle arkadaşlar 2A'yı 2 bulduk. A 1 oldu. A 1 olduğu için yerine yazalım. 1 artı B kare eşittir 6'dan. B burada kök 5 veya eksi kök 5 geldi. Ne demiş? İmajiner W. Yani bu sanal kısmı mutlak değerini sormuş. O da kök 5'tir. Burada işlem hatası yapmadığımız sürece problem yok arkadaşlar. R, I, Z. İyi çarpıyorum. Ne ile? A artı İ, ile. Böylece A, i, eksi B elde edeceğiz. Bunun reel kısmı soruluyor. İşte reel kısmı eksi B. Sonra İ ile arkadaşlar eşleniğini çarpacağız. A eksi B, İ. A, i, Artı B olacak. Bunun da R sanal kısmı. Yani imajiner Z. Ben ona S diyeyim şimdi. A oldu. Şimdi arkadaşlar. Bunların toplamı. Yani A eksi B. 6'yı eşitmiş. Gelelim şimdi RZ'ye. RZ zaten normalde gördüğünüz gibi A. 2 A. İmajiner Z'nin eşleniği şuraya eksi yaparsak. Eksi B. 2 A eksi B de buradan 11. Yukarıya eksiyle çarparsam. A eşittir 5 oldu. A 5'e eşitse B de eksi 1 geldi. Toplamları da 4 oldu D şıkkı. W'nun eşleniğini hemen yazayım. Eksi 4 i. Z'nin eşleniği 6 eksi 3 i. Aşağıda da 2 artı 4 i var. Dağıtırsak şimdi burada. Eksi 24 i. Artı 12. Ancak bir de i kare olduğu için eksi 12 oldu. Aşağısı da 2 artı 4 i. Şimdi yukarıya eksi 12 parantezini aldığım zaman 2i artı 1 oldu. Aşağıyı 2 parantezini aldığım zaman yine 2i artı 1 bunlar gitti. Cevap eksi 6 b şıkkı. 2 artı i üzeri 4 eşittir a çarpı 2 artı i üzeri 8 2 eksi i üzeri 4. Şimdi hemen şöyle yapabiliriz bir kere. 2 artı i üzeri 4 eşittir a çarpı 2 artı i üzeri 4 ayırırız böyle. 2 artı i üzeri 4, 2 eksi i üzeri 4. Bunlar bir kere sadeleşir. Nasıl olsa sıfırdan farklı sayılar. 1 eşittir a. Üstleri aynıysa tabanları çarp. 2 artı i ile 2 eksi i'nin çarpımı 5. 5 üzeri 4 oldu. A da buradan gördüğünüz gibi 1 bölü 5 üzeri 4 gelmiş oldu. 125 çarpı a'yı istiyormuş ama. 5 üzeri 3 ile 1 bölü 5 üzeri 4'ü çarparsak buradan da 5 üzeri eksi 1 olur. 5'te. x 2'den küçük olduğuna göre arkadaşlar burası e, aynı zamanda iyili bir durum ve aslında şunu söyleyebiliriz biz. x eksi 2 sıfırdan küçük bir değer ya biz orayı eksi parantezin alırsak 2 eksi x olur. Bak böylece artık şunu söyleyebiliriz kök içinde eksi 1 çarpı kök içinde 2 eksi x. Haliyle x 2'den küçük olduğu için çıkarttığımız zaman da artık bakın burası pozitif olur. Şurası da i olur. Kök içinde 2 eksi x çarpı i artı x eksi y eşittir 4 artı 3 i deriz. Reel kısım 4'e eşit. Sanal kısım 3'e eşit. Kök içinde 2 eksi x 3'e eşitse 2 eksi x arkadaşlar 9 yapar. x bakın gerçekten 2'den küçük olmalıydı. Eksi 7 oldu. x eksi 7 ise eksi 7 eksi y buradan 4'e eşittir. y'yi de sağ tarafa attığımızda eksi 11 oldu. Buradan yararlanarak artık x eksi 7 eksi 11'i 2 ile çarparsak 22 bir de önünde eksi var artı 22 cevabımız 15 oldu b şıkkı. Çarpanlarını ayırmak şimdi bunu öyle kolay değil. Yani ben göremedim en azından. Normal delta'dan yapacağım. Delta eşittir. Eksi 2'nin karesi 4 i kare. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 10. Buradan da delta eksi 4 artı 40 yani 36 geldi. Yapalım o zaman. Eksi b 2i. Artı kök delta 6 bölü 2. Diğeri de arkadaşlar 2i ee, eksi 6 bölü 2 oldu. Bundan sonra bizden istediği bir tanesi i artı 3, bir tanesi de i eksi 3 oldu. Şıklarda d şıkkı var, 3 artı i var. Cevap bu oldu. Z artı imajiner z demiş. Şimdi z artı imajiner z ne demek? Z'nin kendisi zaten a artı 1 artı ai. Bir de buna sanal kısmını ekleyeceğiz. Sanal kısmına bakın. Sakın AI olarak eklemeyin. Sonuçta A eklemelisiniz. Bunun reel kısmı arkadaşlar 2A artı 1. Sonra Z'nin eşleniği demek A artı 1 eksi AI demektir. Reel kısmını eklersek bu da A artı 1 yapar. Bunun şimdi neyini istiyor bizden? Sanal kısmını. Bunun sanal kısmı da gördüğünüz gibi eksi A yaptı. Buradan topladığımız zaman 4'e eşitmiş. A artı 1 eşittir 4'ten. A 3 geldi. Sadece sanal ve reel kısmı anlayıp anlamadığınızı kaçırıp kaçırmadığınızı soran bir soru. Cevabı da C bulduk. Doğal sayılardan karmaşık sayılara bir fonksiyon tanımlanmış. Fx eşittir i üzeri x. F üzeri 20. Şey F20 daha doğrusu. Şimdi F20 i üzeri 20. F6 i üzeri 6 i üzeri 20 4'ün arkadaşlar katıdır. 4'ün katlarında hep neyi elde edeceğiz? 1'i. Haliyle bu 1 olur. i üzeri 6 arkadaşlar. i üzeri 6 4 ile bölümünden kalan 2'dir. i kare. Bundan dolayı 1 eksi 1. Evet 0 geldi. Ne demiş? Ee, bakalım bir. a eşittir. x 4 n artı 1 n eleman z olmak üzere. f i'ye eşittir. Şimdi i üzeri 4 n artı 1 n tam sayı denmiş arkadaşlar. Şimdi burası evet 4'ün katı olmak kaydıyla ne olursa olsun her zaman bu i üzeri 1'e eşit olacak. Cevabımız da buradan evet bu da kesinlikle doğru olur. F4 F3 F4 i üzeri 4 F3 i küp çarpı F8 i üzeri 8 artı F21 de i üzeri 21. Böylece i üzeri 4 1, i küp eksi i, i üzeri 8 yine 1, i üzeri 21 de bu. Bunların kareleri toplamı da 2 yaptı. Hepsi doğru geldi 1, 2, 3. A ve B gerçek sayıları olmak üzere ax kare artı 8x artı b 0. Bak reel sayı demiş. Reel sayı diyorsa o zaman bir kök eksi 2'yi eksi 3 ise diğeri bunun eşleniği olması lazım ki A ve B arkadaşlar sanal çıkmasın. Bizden b'yi istiyor haliyle artık e, ne yapabiliriz burada şimdi kökler toplamından yararlanırsak 3 iler gider kökler toplamı eksi 4 olur bu da eksi b bölü a'dan eksi 8 bölü eksi a'dır a 2'ymiş 2x kare artı 8x artı b'ymiş kısacası şimdi ne yapacağız buradan da kökler çarpımına gideceğiz kökler çarpımı nedir eşlenikleri oldukları için birbirlerinin Birisi eksi parantezinde 2 artı 3 i aslında. Birisi eksi 2 artı 3 iyi arkadaşlar. Şimdi bundan sonra artık bakacağımız şey bunların çarpımları, kareleri toplamı. Ee, 3'i kare eksi 9. Eksi 2 olduğu için orası da eksi 4 oldu. Eksi 13 yaptı. Bir de önünde eksi var. Onu da unutmayalım. Artı 13. Demek ki kökler çarpımında 13'müş. 13 eşittir b bölü 2'den b arkadaşlar 26 b şıkkı. Verilenleri yerine yazacağız aslında. Bileşke fonksiyon yapmak için g a önce 4 a eksi a F'nin içine artık g a yazarsak budur. Bu da arkadaşlar 4 a eksi a -I. Sonra yine bakın x gördüğüm yere 4 a eksi a -I yazmayı unutmuyorum. Bir de yanında i var. 4a eksi a i eksi şey artı pardon 4a i eksi i kare i kare eksi 1 olduğu için bir de eksi olduğundan artı olacak. Burası da artı e, a oldu. Şu i gitti. Bundan sonra artık ne diyeceğiz? 5a artı 3a i eşittir. 10 artı b i. 5a 10. Böylece arkadaşlar a 2 oldu. A2 olduğu için de 3 çarpı 2'den 6i eşittir bi. B de 6'ymış. Bunların toplamlarını soruyor. E şıkkı 8 oldu.